Niçin bana öyle bakıyorsun? Senin ne biçim bir yalancı ve üçkağıtçı olduğuna bakıyorum. Bugüne kadar babamı çok iyi idare ettim. Bakalım şimdi ne söyleyeceksin? Al şu resme bak. Kim bunlar? Hülya ve kocası Ali. Peki o halde sen kimsin? Ne işin var burada? Babamı dolandırmaya mı geldin? Öyle bir niyetim yok. Pekala. Ablam ve kocasına ne oldu? İkisi de kazada öldüler. Yalan! Onlar bu kazada öldü mü? Yoksa sen mi öldürdün? Söyledim sana. Kazada öldüler. Sen koca bir yalancısın. Dolandırıcısın. Katilsin. Ben ne dolandırıcı ne de bir katilim. Ali en iyi arkadaşımdı. Can'la ben kazadan şans eseri kurtulduk. Sonra Can'la buraya geldiğimde babam beni damadı sandı. Aile doktorunuz da beni burada kalmaya zorladı. Çünkü gidersem babanızın hayatı tehlikede olacakmış. Eğer bana hala inanmıyorsan al bu mektubu oku. Gitmeden önce sana bırakacaktım. Sayın Avni Bey, ben sizin hakiki damadınız değilim. Sizin hayatınız mevzubahis olduğu için doktorunuzun ısrarıyla damadınız oldum. Bakalım ben kimim? Rüya yavrum, iyi ki geldin kızım. Ne oldu baba? Sana öyle bir şey söyleyeceğim ki inanamayacaksın. Söyle babacığım. Yo, öyle bedavadan söylemem. Bir öpeceği olur. Öp öyleyse. Şimdi geç otur bakayım şöyle. Evet, beni iyi dinle. Hülya yaşıyor. Gerçek mi bu? Doğru söylüyorsun değil mi baba? Tabii gerçek, gerçek yavrum. Nerede şimdi? İçeride yavrum. Babacığım! Sana çok şükürler olsun ya Rabbim. Ablacığım! Demek yaşıyorsun. Neler saçmalıyorsun? Senin ablan değilim ben. Ama nasıl olur? Ha Ali, gel benimle. Hülya, bak kim geldi. Sana kocan yaşıyor demiştim. Ona sarılmayacak mısın kızım? Hayır, hayır, bu benim kocam değil. Kızım, arkasından git. Size daha evvel açıklamaya çalıştım. Ya, fazla dert etme. İlk gördüğünde beni bile hatırlayamadı. Galiba hafızasını kaybetmiş. Kazadan sonra Hülya'yı bir doktor bulup eve getirdi.